Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Artem Zuba. Dız Yuba. <laughs> Dız Yuba, Yuba. Artık e, gündemi meşgul eden isim arkadaşlar. Zuba biliyorsunuz. Şimdi öncelikle dünden beri Ortalığı karıştıran bir iddia var. Dünden beri derken arkadaşlar 21 Haziran'dan beri diyeyim. Çünkü ben e, 21 Haziran'dayım. Belki videonun yüklenmesinde sıkıntı olur, e, izlemede sıkıntı olur ya da geç izlersiniz. Bunu bilin. Şimdi Zuba'nın yakın arkadaşı Taras Kiyaso. Demiş ki Fenerbahçe ile Zuba'nın bu hafta bir görüşme gerçekleştireceğini söylemiş. Bu hafta. Yani şu anda biz çarşamba gündeyiz. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Dört gün daha süre var. Bu bilgi de yani arkadaşı Taraş Kiyaşo'dan alınmış. Ne biçim bir ismi varsa böyle isimli kişiden arkadaşlık etmeyin. Mesela Ersan. Ersan diye isim olur ya? Ya yani belediyenin çöp hizmetleri müdürlüğünde görevli personel adı gibi. Mesela Batuhan var. Batuhan'la arkadaşlık kurun. Batuhan'ın güzel yorumları var. <laughs> neyse. Şimdi bu arkadaş bu bilgiyi verdikten sonra Twitter gündemi hocam Artem Zubay'la bir yıllık sözleşme imzalamışız. Hocam yıllık ücreti maksimum 2,5 milyon euro artı bonuslar olacakmış. Match TV vermiş. Hocam işte e, şu olacakmış bu olacakmış. Arkadaşlar ben Zuba için gereken açıklamayı yaptım. Daha doğrusu gereken yalanlamayı yaptım. Ama benden hariç olarak Selahattin Baki'nin bir haberini vermişler. Selahattin Baki demiş ki Zuba ile anlaştığımız doğru değil. Artem Zuba'nın Fenerbahçe ile anlaştığını söylemişler. Ama Fenerbahçe yönetim Kurulu üyesi Sar Selahattin Baki abimiz, işte Selahattin Baki Bey bir açıklamalarda bulmuş. Rus basınına konuşmuş. Demiş ki e Artem Zuba gündemimizde yok demiş. Ve şampiyonattan Andrea İrkan'ın konuyla ilgili sorularını yanıtlamış. Zuma'nın transfer söylentileri kesinlikle doğru değil demiş arkadaşlar. Yıllık 2,5 milyon euroluk sözleşme konusunda anlaşma vardığı konusunda ciddi iddialar var. Delmiş. Gerekten açıklamayı Mustafa hocamız Kadıköy Sokak adlı YouTube kanalından yapacaktır. Aynı kişinin Twitter hesabından da külliyen yalan açıklamasını bekliyoruz falan demiş. Ee, Rus ekibinden ayrılan 33 yaşındaki golcü geçen sezon 28 maçta 11 gol 5 asist sergilemiş ama tabii 28 maçta 11 gol attı diye hepsi gol değil. Hem öyle bir espri vardı işte şu kadar asist yapmış da sanki hepsi gol mü olmuş diye. Yani düşünün bu insanlar. <laughs> yani şey. Ben şunu söyleyeyim önce. Alt Altyapımızda birlikte şu anda Fenerbahçe kadrosundaki forvetler. Serdar Dursun 1, Berisha 2, Valencia 3, Samatta 4, Melih Bostan 5, Bora Aydınlık 6, Eren Bayraktar 7, Umut Yaşar Keçeci 8, Barış Sungur 9. İşlerinde Barış Sungur büyük umutlarla gelmişti. Onu belirteyim. Melih Bostan'dan çok 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 büyük beklentiler var. Onu da belirteyim. Hani Bora Aydınlık, Eren Bayraktar, Umut Yaşar Keçeci henüz atlarından viran olacak kadar söz ettirmeyen isimler. Bunların dışında Serdar Dursun'un milli takım kariyeri kesin. Türk olması da kesin. Bence Serdar Dursun 3. 2. forvetimiz olarak kesin olarak takımda derim. %100 buna garanti veririm. Berisha'nın bir popüleritesi var ve bir potansiyeli var. Bence Cesus o potansiyeli kullanacaktır diye düşünüyorum. Bu da iki. Valencia'nın dakika gol bazındaki skor katkısına baktığınız zaman arkadaşlar hani biz biraz maceraya mı giriyoruz acaba diye hiç kendi kendinize soruyor musunuz? Şahsi fikrim ben diyorum ki ya biz biraz maceracıyız. Macera perestiz. İlle yenisini alalım. Kesin tutar. Mantığındayız. Baktığınız zaman böyle de bir olay var. Ben Artem Zuba için %100 bir olay söyleyeceğim. Bak %100. Zuba için daha hiçbir sosyal medya organında yokken Çıkıp size ne dedim? Menajeri geldi bize önerdi. İstediği yıllık ücret diye anlattım. E bak bu arada yalansa yalan deyin arkadaşlar. Adam belki kanala yeni e, abonedir ya da geziniyordur. Abone olup olmamak arasında tereddüttedir. Yalansa yalan deyin. Dedim ki 2.5 milyon eurodan ağzını açtı. Biz kesinlikle 2.5 milyon euro veremeyeceğimizi ilettik. 2'ye kadar düştüm. Hatta 1.8 ibaresini de kullandım. 1.8-2 arasına diye. Onu da kabul etmedi dedim. Sonra e, üyelere söyledim ama size söyledim mi bilmiyorum. Söylemediysem de bu video sayesinde söylemiş oluyorum. Zuba'nın menajeri 1.1 ya da 1.2 milyon euro garanti para artı işte şu kadar maç oynarsa şu kadar para, şu kadar gol atarsa şu kadar para diye bir teklif sundu bize. Biz bu teklifi ne kabul ettik ne etmedik. Masada duruyor. Bakın eğer Zuba'nın menajeri şöyle bir teklifte bulunsa. 500 bin euro garanti para. Oynadığı her e, kaç maça diyelim. Her 10 maç için 300 bin euro para dese. 500 garanti. Oynadığı her 10 maça 300 bin euro dese. 40 maç oynasa 1.2 doğrudan 1.7. Biz bunu kabul ederiz. Arkadaşlar ne olacak? 40 maç oynasın. Zaten gol katkısı yapmasa, asist katkısı yapması. oradaki kıza çekersin. Giden 500 bin euro dersin. Jesus buna okey. Eğer böyle bir teklif gelirse kesinlikle kabul edin diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buna okey. Çünkü ben bu oyuncuyu alırım en fazla sonradan oyuna sokarım diyor. Yani ben bu oyuncunun üstüne plan kurmam. Ben bu oyuncunun üstüne e, takımı bir yılını heba edemem diyor. Yani istediğim türde bir oyuncu değil. Ben böyle kütürük eriği gibi bir futbolcu istiyorum. Girecek, çıkacak, basacak, yatacağız, kalkacağız. hop oradayım diyecek bir futbolcu lazım bize diyor. Bu, bu tanıma uymuyor diyor. Hocam hala Gabigol'da ısrarcı mısın? Hala Gabigol diyor musun? Ya da e, herkesin bildiği ismiyle Gabriel Barbosa diyor musun? Bak hocam işte falanca bir tane kız duyumcu duyduk biz. Hiçbir şekilde görüşme olmamış, hiçbir şekilde nabız yoklanmamış falan filan. Ne diyorsun? Arkadaşlar bu böyle bir durum varsa iki ihtimal vardır. Bir, ben sizi oyalıyorumdur. Kulüp bana demiştir ki Mustafa hocam bunları oyala. Çünkü dikkat edin öyle Gabriel Barbosa haberleri 50 bin 100 bin izlenmiyor. 50 bin 100 bin izlenirse bu primdir. Prim kasıyorumdur. Prim kasamayacağıma göre yönetim bana demiştir ki sen bunları oyala biz forvet morvet almayacağız. Bu ihtimali düşünüyorsanız tabii ki ihtimaller arasında. Ben de size şunu söyleyeyim. Forvet almayacak adam niye forvet haberi yaptırsın? Bir. İkincisi forvet almayacak adam niye Jorge Jesus'u getirerek riske girsin? Bak Jesus da dolmuyor Demek ki Ali Koç seninle tövbe olmaz. Demeyecek misiniz? Allah muhafaza. Yani şampiyon olamadı Fenerbahçe diyelim. Allah göstermesin. İşte forvet morvet alamadı. Ali Koç'u perite çıkartırlar. Yani dayak mayak olarak değil arkadaşlar. Sözlerle, paylaşımlarla perte çıkarırlar. Sen git Cesus'u getir. Forvet'te cimrilik yap falan filan diye yerin dibine sokalar. Rahat olun. Uğraşılıyor arkadaşlar uğraşılıyor. Ama bu Gabriel Barbosa dediğim adam 15 dakikada alınabilecek bir adam değil. Zaten öyle olsaydı biz almazdık. Bak Zuba 15 dakikada alırım. Alırız kulübe. Yani durum bu. Geçelim 15 dakikada alınabilecek ikinci isme William Arao. Fenerbahçe'den William Arao hamlesi. Real Betis'in 7 milyon euroluk talebi nedeniyle William Carvalho'da sorun yaşayan Fenerbahçe. Bir şeyi çok merak ediyorum. Yani bu 6 numara çok mu elzem? Gerçekten bak çok merak ediyorum. Bu kadar mı elzem? Yani bugünkü hazırlık maçına özellikle sadece bu yüzden bakacağım. Ya çok mu elzem? Çok elzem. Çok elzem arkadaşlar. Ersun Yanıl'ın şampiyon yaptığı Fenerbahçe'yi hayalinize bir getirin. Hayalinize bir getirin. Bir. İkinci devre oynayan Fenerbahçe, İsmail Kartal Fenerbahçe'sini hayalinize getirin. İki. Bu iki teknik adamında, takımlarında çok çok önemli iki tane futbolcu vardı. Ya da mevki olarak söyleyeyim. Ön libero. Çünkü ön libero stoperini üçler. Sana güçle, yani seni güçler. Yani sana maksimum güç katar. Sana orada fazladan bir adam muamelesi yapar. Eğer ön liberon çok iyiyse sahaya direkt 12 kişi çıkarsın. Arkadaşlar İsmail Kartal'da bir hayalinize getirirseniz de Crespo sakatlandıktan sonra İsmail Kartal Fenerbahçesi keyif verdi mi yeterince? Hocam bir futbolcu bu kadar etkeder, bu kadar etkeder arkadaşlar. Bir futbolcu bu kadar etkeder. İstanbul, İstanbul dünyanın en güzel şehridir. Kim ne derse desin. Yani benim gördüğüm şehirler arasında. Belki Mekke Medine daha güzeldir. Belki Meksika'dan Çivas daha güzeldir. Ama benim gördüğüm şehirler arasında İstanbul bence dünyanın en güzel şehridir. Yani birçok şehri gördüm. Birçok şehrin videosunu şunu bunu gördüm. Canlı görmesek de ama canlı gördüğüm şehirler içerisinde söylüyorum. İstanbul dünyanın en güzel şehridir. İstanbul'u benim için önemli kılan sadece Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Fenerbahçe falan filan değil ki. Tarihi, dokusu, yapısı bir Hristiyan için, bir Katolik için de belki Ayasofya'dır. Anlatabiliyor muyum? Belki aşırı dinci bir kardeşimiz için Eyüp Sultan'dır. Belki aşırı e, tarihsel kişi için ise yere vatan sarnıcıdır. Sultan Ahmet'tir, Topkapı Sarayı'dır. Anlatabiliyor muyum? Belki işte bir X partili için <laughs> şusudur, Y partili için bak bizim büyük şehrimiz şunu yaptıydı, öbürü bak bizim büyük şehrimiz de şunu yaptıydıdır. Teknik direktörler için de olmaz. Yani bu saydığın teknik direktörü için olmazsa olmaz ön libero. Hocam iyi de Crespo varken Carvalho'ya ne gerekti? Ya da Arao'ya ne gerek? Biz Crespo'yu yedekleyecek bir adam arıyoruz. Şimdi düşünsenize William Carvalho'ya eğer 4 milyon euroya satsalardı. Biz Crespo'yu 15'e okutsaydık. 15'e onu verip 4'e Carvalho'yu aldığın zaman hocam batmış olacaktın. Hayır abi batmış olmayacaktın. Carvalho'nun parasını bedavaya getirmiş olacaktın. Ve bu isimler belki de 3 sene 4 sene yararlanacaklar ama benim içim atmıyor. Şimdi Arao için de aynısını söylüyorlar. Benim William Arao'ya kesinlikle içim atmıyor. Bizim aradığımız adam bu değil. Bak bu Arao dediğiniz adam Crespo'nun yedeği olur anca. Anca yedeği olur. Ha William Carvalho için hocam görüşmeler niye tıkandı? Ha, hayvan gibi şey yapıyorlar. Ha, hayvan gibi para istiyorlar. Biz... 3,5 milyon euro yıllık şey, e, bon servisi alacaktık. Siz bakmayın sosyal medyadaki işte yıllık ücret olarak çok fazla istedi. Gerizekalı mıydı? Biliyordu tabii ki Fenerbahçe'nin az vereceğini. Fakat bizim şampiyonluk primlerimiz var. Futbolcuları şampiyonluğa inandıracak primlerimiz var. Yani çıkış maddesi 7 milyon euroymuş Real Betis'teki Carvalho'nun. Onlar da inmediler. İnmedikleri için 4'e inseler hemen alırdık. Olmayınca olmadı. William Arao için arkadaşlar bakın 29 yaşında gözünüzü seveyim. Bak gözünüzü seveyim. Benim bir önerim var. Onu da belirteyim. Yani 5 milyon euro talep ediyorlarmış Flamengo. Pazarlıklar sürüyor diyor. 3 milyon euro ya indirmeye çalışıyor Fenerbahçe diyor. Ee, kısa süre önce Belçika kulübü Lommel'a temas sağladığı Sambac için Vinicius Souza ismi de konuşuluyor. Vinicius Souza için de aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben size ne dedim? Kaç istiyorlar dedim. 9 milyon euro. Dedim değil mi? Dedim. Şurada bir yerde bir duyumum var. Onu bir bulabilirsem size başka bir şey söyleyeceğim. Ee, bulmak üzereyim ama bulamıyorum. Neyse. Direkt okuyamasam da ben size duyumu söyleyeyim arkadaşlar. Vinicius Souza. Çok tanıdık değil mi Vinicius Souza ismi? Yani e, meşhur bir duyumcu olan Ya da ben niye arama yaptırtmıyorum ya? Dur ben bir arama yaptırtayım. Önce şu konuşmaları bitireyim de. Lommel'la Vinicius Souza için görüştük ama onların da yüksek talebi varmış. Olmuyormuş arkadaşlar. 6 yıldır Flamengo'da sağ pahalı altyapısından e, futbola başladı. Ara falan şöyle böyle Inter Milan. Ben diyorum ki arkadaşlar inanın bu da bu isim de yol değil. Yani bu isim de yol değil. Ya Sabuncuoğlu. Fenerbahçe Vinicius Souza için kulübüne resmi teklifini iletti. İletti. Bak iyi dinleyin. Bak iyi dinle. Tövbe yapmadan dikkatlice dinle bak. Takımı 9 milyon euro istiyormuş. Takımı 9 milyon euro istiyormuş. Sonra bazı arkadaşlar, gerzek birkaç tane arkadaşımız yazıyorlar. Sen Yavuz'dan daha mı iyi bileceksin? O öyle bir şey söylemeden inanmam. Aşağı Allah ikidir dese ona mı inanacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Şey mi diyeceksin? Sen Yavuz'dan daha iyi duygusun. Bundan sonra Yavuz ne derse desin inanmıyorum. Sen ne dersen ona mı inanır? Ya Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Herkesin kaynakları farklı. Bak 9 milyon euro istiyormuş. A Spor'da diyor ki William tra Carvalho transferinde Fenerbahçe aşamak katetti. 5 milyon euro civarında transferin bitirilmesi öngörülüyor demiş. İki futbolcuyu da beklemeyin. ha Bana soracak olursanız 9 milyon euro değil ama vi eğer Vinicius için 4-4.5 diyorlarsa çökelim alalım. Onu da söyleyeyim. Galatasaray Dominic Torrent ve yardımcıları Jordi Grisvilla Jordi Guerrero Costa, Julian Jimenez Serrano ve Ricard Seguerra Aragay'ın sözleşmelerinin feshedildiğini açıklamış. Acaba kaça? Nevzat Dindar Nevzat Dindar demiş ki Galatasaray Domenek Torrent ve ekibine 2 milyon 149 bin euro ödeyecek demiş. Ben bilmem ne kadar doğrudur. Benim bildiğim Galatasaray'ın kasasından sportif direktörler de dahil gidenlere verilecek para 3,5 milyon euro. Gitti 3,5. Şey parası gitti. Harcama limitinden 3,5 çıkın. Ve Dominic Torrent'in Galatasaray karnesi. Halbuki muhteşem bir karne. 20 maç. 7 galibiyet. 5 beraberlik 8 mağlubiyetçik. Yani 1,30 puan ortalaması. Ne yapacaktı? 1,31 mi yapacaktı? Şöyle bir adamın Allah'tan da mı korkmadınız Galatasaraylılar? Kuldan da mı utanmadınız? Şu kadar güzel performans teknik direktör gönderilir mi ya? Ya siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Şey, nasıl Galatasaraylısınız? Bir Fenerbahçeli'nin bir şey, bir Galatasaraylı şu adamı göndermeye vicdanı nasıl el veriyor? Bu arada yine Eyüp Spor, Alparslan Öztürk bir şeyler oluyor. Yine Eyüp e, tarihinde vermediği paralarla futbolcu transferine yardımcı oluyormuşsunuz Galatasaray. A. Yine tebrik ederim. Siz önce kendi Mesut Özil'inize bakın. Tokatçı Mesut Özil. Ee, yanlış anlamayın ama o Tokatçı başka biri değil miydi ya? Fallı mallı bir ismi vardı. Fal Bakao muydu? Fal Çaka, fal Falçata mıydı? Neydi bir şeydi ya? Hani gelmişti, biz 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 bir takımımızı soymuştu böyle. Biz 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 burada yalvardık ettik bak etmeyin elemeyin. Türk futbolu bak şey yarıştırmayın. Biz fan Persie'yi aldık diye bu kadar şey yapmayın. Aşağılık psikolojisine bilmem. Biz Demiştim. Neyse Mesut Özil de Twitter ve Instagram'da Fenerbahçe'yi tekrar takibi almış. Yazmış işte bizim aramızı bozmaya çalışanlar var. Yurdumuzu bölemeyecekler. Bayrağımızı indiremeyecekler. Ezanımızı dindiremeyecekler. Dış minnaklar bize bir şey yapamayacaklar. Zamları indiremeyecekler falan bir şeyler yazmış Mesut Özil. Ya Sinan Gümüş kulüpten gidene kadar Fenerbahçe'yi takipten çıkmadı ya. Ya Alex de Souza herifin yani yapılmayacak şey yapıldı. Bildiğin kovuldu yani. Hala Fenerbahçe'sine herhangi bir kötü bir şey söylemedi. Jesus geldi hayırlı olsun. Öbürü geldi hayırlı olsun. Çıkıp da demedi. Ya lanet olsun bunu mu getirdiniz getire getire demedi. O da bilirdi PR kasmayı. Neyse. Dikkat etmekte fayda var. Mesut Özil. Astola'nın Fenerbahçe değil de Astola'nın Para şey, parabol müydü ya bir tane şey vardı parol parol baş ağrısı ilacı Mesut Özil Aslı olanın baş ağrısı ilacı olduğunu gösterdi bizlere Biz de Mesut Özil sayesinde anlıyoruz ki Aslı olan Fenerbahçe miymiş bize gelince nao nao yaptığınız bir isim Eintracht Frankfurt Mario Götze ile 3 yıllık sözleşme imzalamış bak Fenerbahçe Götze ile imzalasa nao nao dersiniz hiç affetmezsiniz yani hemen. Dersiniz. Dersiniz arkadaşım. Dersiniz. Fenerbahçe'ye gelince na Başkasına gelince wow. Bakın. 2020'de Dortmund'dan PSV'ye bedava gitti. Götse. O ara bizim alma imkanımız vardı. O eski Götse değil hocam şöyle böyle. 51 maça çıkmış geçen sene. 12 gol 11 asist. 4060 dakika. Ve kaça almışlar biliyor musunuz? Mario Götze'yi Frankfurt. 4 milyon euroya arkadaşlar. 4 milyon euroya. Hani eski günlerine dönmek üzere. Bizim elimizde de Max Mayer var. Şimdi Max Mayer çöpleme durumları başladı. Hadi Max Mayer'i bir yerin dibine sokalım. Hadi Max Mayer'i bir öldürelim. Max Mayer seni bir yerin dibine sokalım da sen bir gör bakalım. Nasıl Max Mayer'mişsin sen? İnsan Max, böyle Max Mayer mi olurmuş diye başlıyorsunuz. Ahmet Nur Çebi Haris Seferovic ve Marka Arnavutovic gündemimizde olan forvet adaylarından ikisi. iki futbolcu ile de ilgili girişimlerimiz var. Tamam şimdi bizim duyumcular yazar. Ben merak ediyorum. Hala ve hala neden Vedat Muriç'i ve bu penza yazılmadı Fenerbahçe'ye? Çünkü bilirsiniz göz bir arar. Göz bir Benarfa arar. Değil mi? Haris Seferovic, ha, arkadaşlar sosyal medyacılar, Twitter'cılar dakika başı getiriyordunuz bu Seferovic'i. Ee, neydi öbürünün adı? Arnavutovic'i. Adında iç geçiyor, viç geçiyor. Vıçıkla Ali diyordunuz, hemen getiriyordunuz. Şimdi niye getirmiyorsunuz viçlere? Dakika başı yazıyordunuz, PR kasıyordunuz. Ben burada yok dediğim zaman da küfür ettirtiyordunuz. Aa yakışmadı. Hadi Vedat Muriç ile bu penza haberi. Hadi lütfen. Ali Koç yeni kulüpler birliği başkanı seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bu bir süreç. Buraya ilgili de eleştirmek istediğim bir nokta var arkadaşlar. Bir husus var daha doğrusu. Ali Koç başkan olur olmaz bazı Fenerbahçeli sayfalar. Bakın bunların Fenerbahçeli olduğunu ben inanmıyorum. Bunlar Fenerbahçeli falan değil. Bunlar Fenerbahçe düşmanı kriptocu bunlar. Bunlar kripto Fenerbahçeliler. Hemen yazmışlar. Kulüpler Birliği Başkanı olanın takımı şampiyon oluyor. Tamam kesin Fenerbahçe şampiyon olacak bu sene. Bunlar Fenerbahçe düşmanı. Ya akıllarına yeni mi geliyor? Yıllardır Fenerbahçe'nin dışındaki bütün şeyler, e, takımlar, kulüpler birliği başkanlığı yaptı. Yeni mi geldi aklımıza? O takımların kulüpler birliği başkanı şampiyon olacağı. Ya Fenerbahçe en son kulüpler birliği Başkanlığı'nda küme düşüyordu. Ondan sonra şöyle böyle. Ya bir tane Galatasaray'da bir bunak var. Artık ölse de herkes kurtulsa dediğimiz türden. Her sene bu sene kesin Fener'i kollayacaklar. Bu sene kesin kollayacak. Bu sene Fener'in sezonu. Diyor 8 senedir. Fener maçı kupa alamıyor. Ya yapmayın etmeyin. Bak şunu konuşun. Hocam limit açıklandı. Galatasaray 4 koldan transfere başladı. Trabzonspor'un zaten hazır kadrosu var. İşte Trezeguet'le falan ilgileniyor. Beşiktaş'ı görüyorsun hocam. İşte e, iç içle biten futbolculara şey yapmışlar. Hocam biz de bir şey alalım. Bizden niye yok? diyebilirsiniz. Buna katılırım. Ben de Ali Koç'a kızıyorum zaten. Bak çok net bir şekilde skorer yapan kanat, skorer kanat çok net bir şekilde ahım şahım bir golcü lazım Fenerbahçe'ye. Aynı Yeşil Fair Play'de esneklik var. Limitler uçtu. Bak önümüzdeki sene ana para ödemesine başlıyoruz. Önümüzdeki sene rahat etmek için bunlar şart. Çok absürt bir şey söyleyeyim. Ben Trant Fenerbahçe az sonra açıkladı. Gabriel Barbosa'yı açıkladı. Hocam ne güzel konuşuyorsun. Bunlar açıklansın kesin üye olurum deyip boşu boşuna yalan söylemeyin. Duya falan olmazsınız. Bertrand Traore. Kapi golü açıkladı. William Carvalho'yu da getirdi. Crespo'yu da tuttu takımda. Gustavo'yu gönderdi. Sol beke de Marcelo'yu getirdi. Misal veriyorum. Bak 1, 2, 3, 4. 4 transfer yaptı. Abdülkerim de dahil 5 diyelim. 2 tane de yapmıştı 7 diyelim. Okey misiniz? Sezona başlıyoruz. Kabul müsünüz? Ben kabulüm. <laughs> yani daha Neymar falan gelecek hali yok. Ben Ali Koç'a yalvarıyorum ya bir an önce ya bir an önce. Ama Fenerbahçe taraftarının gündemi ne? Can Veseli, üzümlü kekim, sucuklu yumurtam gitti. Ya çok değil bir buçuk hafta önce kronik sakat Allah belasını versin gebersin ölsün vıçı çıksın diyordunuz. Ya bu kadar dönmeyin bu kadar omurgasız olmayın. Nan dede kola. Bana ne hocam ben nan dede kola diye aldım le kola çıktı diyordunuz. Şimdi ne oldu niye kıymetlendi? Ya biraz karakterli olun ya. Ha der ya yan yer demiş ki işte e, Veseli'yle uzun süredir temasımız oluyor. Karar artık onda. Bazen insan belli bir süre aynı yerde kalınca başka kararlar almak isteyebiliyor. Yönetim fedakarlık yaptı ama kararına saygı duyacağız. Dimitris İtoidis de onunla görüştü demiş. Hani bana e, ben bu görüşmenin olacağını söyledim. Normalde ben Veseli'nin de Dekol'un da gittiğini 3 e, hafta falan oluyor. Kesinlikle gidiyorlar. Hatta bir Veseli Barcelona'ya gidiyor sanırım. Öyle hatırlıyorum. Dekol'a da Rusya'dan bir takıma mı gidiyordu ya? Yok ya şeyden bir takıma gidiyordu sanırım. Neyse. Bunu söyledim. İşte duyum geldi. Itoidis falan görüşme halinde. Veseli'yi ikna edebilir. Hani kalacağını düşünüyorum falan filan diye. Arkadaşım biri yazmış. Hocam hemen ha, hani kalıyordu diye. Hemen üye arkadaşımızın biri yazmış. Keşke aynı arkadaşımız. Yani 3-3,5 üç, üç haftadır söylediğim duyuma ilave olarak deseydik. Hocam 3-3,5 üç, üç, haftadır gidiyor dedin. Şimdi ne oldu falan deseymiş. Ya da orada yazılanı tamamen okusaymış hani Itoidis görüşüyor falan. Neyse canları sağ olsun. Bak Itoidis de diyor ki Veseli ile konuştum. Ailesiyle birlikte karar verecek. Onun katkısı tartışılmaz. Nande de Kolo ile konuştum. 5 yıl beraber çalıştık. Kulübümüzün 5 ee, yıl beraber çalışmışlar. Kolo e ile. Kulübümüz Scotty Wilbeck'in görüşmelerini sürdürüyor. O da hayırlı uğurlu olsun bu arada. O Wilbek inşallah bir aksilik olmazsa Fenerbahçe'de iyi diyorlar arkadaş için. Onunla da görüşün başkanımız gerekli fedakarlığı yapacaktır diyor. Bakın. Ve Fenerbahçe Beko Genel Derya Yaner, Scotty Wilbek Wilbek'in ile eee ile temas halindeyiz ama kolay bir transfer değil. Her M takım ile kontrat devam ediyor falan filan demiş. Hayırlı olsun. Eseri de sevgili Fenerbahçe ailesi bu kelimeleri yazmak benim için çok zor. Birlikte 8 yılın ardından maceram sona eriyor. Buraya benim ve ailem için bir yuva dönüştürdüğünüz için te çok teşekkürler demiş. Dediğim gibi 2 hafta önce omurgalı bazı arkadaşlarımıza göre kronik sakat. Bugün Ali Koç istifa. Sizdeki omurgayı kuşa taksak kuş tersten uçar. Ayıp. Son olarak da şunu söyleyeyim. Hani illa forvet diyorsunuz ya, benim Fenerbahçe'ye forvet önerim John Cordoba. Biz bu arkadaşın çok scout'ını yaptık, çok inceledik, çok ettik. Yani keşke John Cordoba'yı çekebilsek dedim. Hala da aynı fikirdeyim. Keşke John Cordoba'yı çekebilsek. Şimdi FIFA şey Rusya ve Ukrayna kulüplerinde forma giyen yabancı futbolcular ve antrenörlere sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkı verildiğini açıklamış. Rusya ve Ukrayna'daki yabancılar bon servisleri kulübünde kalmak şartıyla bu sezon başka bir kulüpte oynayabilecekler. Yani bakın hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ne Traore'ydi ya? Ben değildi değil de ya neydi o Traore? Ee, Şaktarlı Traore. Lassine Traore. Lassine Traore için ben size ne söylemiştim arkadaşlar? Demiştim ki Lassine Traore'yi kulübü bir sezonluğuna bize kiralık vermeyi kabul. Kabul ediyor. Bir sezon kiralık verelim. Ama on serviste veremeyiz diyor. Demiştim hatırlıyor musunuz? Lassine Traore için. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Al sana alabileceğim forvet. Hani bir sene kiralayalım. Bize çatır çatır kütür kütür forvet lazım diyorsan anında Traore Fenerbahçe'de. Bak Rusça'da kural çıkarttı. Yok. Hocam bize Başka bir forvet lazım. Traore olmaz diyorsan, hani Gabo Golma bir gol olmaz diyorsan John Cordoba. John Cordoba. Bak, bu John Cordoba ismi. Arkadaşlar 15 milyon euro piyasa değeri var. 2025'e kadar takımıyla sözleşmesi var. 29 yaşında Kolombiyalı 1.88'lik santrafor. Bu sezonki istatistiği arkadaşlar. Bu sezonki istatistiğini söylüyorum. 16 maç, 6 gol, 4 asist, 1029 dakika. Şimdi John Cordoba'nın şöyle bir özelliği var. Top tutabilen, dripling yapabilen, topla ceza sahasına girebilen, golcü bir isim, hava toplarında iyi, hani mobil forvet diye adlandırılabilen türden forvet. Her sene 15-20 milyon euro civarında bonservisler harcanıp gitmiş bir isim. Al sana fırsat transferi. Belki de bu tip bir fırsat transferi için forvet transferi daha henüz bitirilemiyordur. Hep birlikte bekleyip, izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama bana soracak olursanız Fenerbahçe'nin bir numaralı önceliği Gabriel Barbosa. Diyelim Gabriel Barbosa olmadı. Yani olmadı demek de istemiyorum ama inşallah olur. Diyelim Gabriel Barbosa olmadı. O zaman da bakalım hangi A klas forvet gelecek. Yanlış anlamayın ben de yani en büyük berişacı ben olduğum için söylüyorum. En büyük Berisha savunucusu ben olduğum için söylüyorum. Berisha çok çok iyi bir forvet. Çok daha iyi yerlere gelebilecek bir forvet. Ama Fenerbahçe'nin e, Berisha'yı iyi yerlere getirebilecek tahammül süresi, sınırı ve durumu yok. Şu anda Fenerbahçe'ye net bir forvet lazım. Hatta Fenerbahçe'ye benim düşünceme göre bir tane yedek kaleci 1, bir, bir tane sol bek 2. Ön libero, ön libero diyoruz hadi onu da alalım 3, bir tane kesinlikle forvet 4, İki tane kanat 6. Yani Fenerbahçe'nin benim tahminime göre şu an için en az 6 tane daha transfere ihtiyacı var. Hocam kadroyu bozmayalım. İskeleti bozmayalım. Şunu bozmayalım. Bunu bozmayalım. Ne yapalım arkadaşlar? Abdestimi bozalım. Neyi bozalım? Onu bozma. Bunu bozma. Şunu bozma. Neyi bozalım? Şampiyonluk için her şeyi bozarım. Hiç umurumda değil. Şampiyonluk için Crespo'yu da satarım. Kimi de satarım? Salahi de satarım. Bugün ki Fenerbahçe şampiyon olacak. Hepsini satarım. Dakika beklemem. Dakika beklemem. Dakika. Siz neyi satarsınız bilmiyorum ama saniyesinde satarım. Ya amaç şampiyon olmak arkadaşlar. Amaç şey değil ya. Üç tanesini eğlendirelim, beş tanesini şunu yapalım, bunu yapalım değil ya. Ya Zuba'yı falan seviyorsun, hoşunuza gidiyor. Zuba baba topçu değil ya. Gerçekten topçu değil ya. Hocam sen de az vasat sever değilsin, sen de Berisha yoruyorsun. La Berisha Berisha topçu ya. Ya yaşı daha var, genç. Katkısı malum, şunu malum, onu malum. Zuba'dan alacağım performans senin Serdar Dursun performansının hemen hemen benzeri ya. Başka bir şey değil ya. Gözünüzü seveyim arkadaşlar. Alacağınız performans bu. Ben ısrarla söylüyorum. Ya Gabriel Barbosa yani ya Gabriel Barbosa ya da alabiliyorsak John Cordoba'yı alalım. Şeyi alalım. En azından çıkalım. Ya yani bu işin içinden çıkalım. Dembele membele diyorlar. Yok arkadaşlar. Yani ee... Dembeleyi falan size bana yar etmezler. Anlatabiliyor muyum? İnşallah anlatabiliyorumdur. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu da beğenirsiniz umarım.